Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şekli tamamen bana ait olan, yapımını ilk defa göreceğiniz yumuşacık bir poğaça tarifim var. Yılın poğaça tarifi olacağını düşünüyorum. Sizin de bu konuda mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Hemen tarifimize geçelim arkadaşlar. Bir paket yaş mayamız var. Elimle ufalıyorum. Üzerine 2 su bardağı ılık süt ekliyorum. Yarım su bardağı ılık su, 2,5 yemek kaşığı toz şeker ve karıştırıyorum. Mayayı güzelce erittikten sonra üzerine 1 su bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve daha sonra 2 yumurtanın akını ekliyorum. Sarıların üzeri için ayırdım. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Siz miktarı artırabilirsiniz. Ben biraz az kullandım. Şimdi unumu azar azar ekleyerek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Lütfen siz de ununuzu kontrollü olarak ekleyin. Diğer tariflerimde de belirttiğim gibi her marka un farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden unu kontrollü ekleyelim. Toplamda 7 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Eli yapışan yumuşak bir hamur elde ettim. Şimdi hamurumu toparlamak için elimi sıvı yağa batırıyorum ve bu şekilde toparlıyorum. Burada hamurumuz cıvık oldu diye un eklemeyin arkadaşlar. Siz de elinizi sıvı yağa batırarak hamurunuzu toparlayın. Poğaçamızın yumuşak pamuk gibi bir poğaça olması için hamurumuzun yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Hamurumu 3-4 dakika yoğurduktan sonra üzerini kapatarak mayalanmaya bırakıyorum. Hamurumu yarım saat dinlendirdim. Gördüğünüz gibi güzelce mayalandı. Şimdi poğaçalarıma şekil vermeye geçiyorum. Tezgahıma bir miktar sıvı yağ sürüyorum. Bezelediğim hamurumdan alıyorum ve elimle eşit olarak oval bir şekilde açıyorum. Burada merdane veya oklava kullanmanıza gerek yok arkadaşlar. Elle de gayet güzel açılıyor. Açtığım hamurumun uç kısmına bir tatlı kaşığı beyaz peynir koyuyorum. Ve peynirimin akmaması için hamurumu kapatıyorum ve uç kısımlarını hafifçe elimle yapıştırıyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir aparat ile bu benim çırpma telimin sapı. Bununla daha önce hiç yapılmamış ve hiçbir yerde görmediğiniz bir şekil veriyorum poğaçama. Yapımı gerçekten çok keyifli. Şeklimin içinde kalan hamur parçalarını bu şekilde alıyorum bir kenara. Ve daha sonra onlarla bir beze oluşturacağım. Hamurumun peynirli kısmından tutarak delikli kısmı üste gelecek şekilde katlıyorum. Ve poğaçamın şeklini veriyorum. Bakın şekli çok güzel. Yakından da göstereyim size. Biz çok beğendik. Pişince de çok güzel görünüyor. Eminim misafirleriniz de çok beğenecek. Şimdi hızlı bir şekilde nasıl yapıldığını tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Eğer bu şekilde bir aparatınız yoksa arkadaşlar, siz de yaratıcılığınızı kullanarak mutfağınızdaki herhangi bir gereçle hamurunuza delikler açabilirsiniz. Ben bu poğaçamda beyaz peynir kullandım arkadaşlar. Sizler kaşar peynir de kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor. Benim çocuklarım sevmediği için maydanoz veya dereotu kullanmadım. Sizler maydanoz veya dereotu da ekleyerek yapabilirsiniz. Ben bu poğaçayı yaparken gerçekten çok keyif aldım arkadaşlar. Bilindik şekillerin dışına çıkmak istedim ve çok güzel bir sonuç oldu. Eminim sizler de yapınca ikram ettiğiniz misafirleriniz çok beğenecekler ve mutlaka tarifini sizden soracaklar. Şimdi bütün poğaçalarımı hazırladım ve tepsiye diziyorum. Üzerlerine yumurta sarısı sürüyorum. Arkadaşlar poğaçalarımızın yumuşak olmasında pişirme süresi de çok önemli. Fırından fırına fark edeceği için herhangi bir süre belirtmiyorum. Altı üstü güzelce kızarana kadar pişirin ama fazla da kurutmayın. Ben poğaçalarımı 180 derecede pişiriyorum.
yüksek derecede pişerse yüzü hemen kızarır ama içi hamur kalır. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Üzerlerine yumurtasını sürdükten sonra çörek otuyla süslüyorum. Sizler susam da kullanabilirsiniz. Şimdi önceden ısıttığım fırında poğaçalarımı pişirmeye gönderiyorum. Arkadaşlar poğaçalarım pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel oldular. Hemen sıcak sıcak size yumuşaklığını ve dokusunu göstermek istiyorum. Çok sıcak olmasına rağmen bakın yumuşacık, içi pufur pufur bir poğaça oldu. Çok güzel bir tarif. Gerçekten tarifime güveniyorum. Hatta çok iddialıyım. Şu şekilde yakından göstereyim. Şekliyle, yumuşaklığıyla harika bir poğaça oldu. Şimdi poğaçamın soğumuş halini gösteriyorum arkadaşlar sizlere. Bakın çok güzel, yumuşacık. Puf puf bir poğaça oldu. Bakın büktüğüm halde de hiç kırılma olmuyor. Tarifimin sonuna geldim. Videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.